Güçlü birleşim, güçlü etki. Maxi C'nin katkılarıyla başlıyor. Deltakron, yeni varyant mı yoksa laboratuvar hatası mı? İçin en az bir kriz olan faktöre sahip kişilerde kalp yetmezliği riskinin %20. Benler ve melanomlar, melanosit adı verilen aynı hücreden gelen cilt tümörleridir. Aradaki fark sistemlerle yararak tıbbi durumları tedavi etmek için kullanılabileceğini bulmuştu. Dezenfeksiyon için ve çeşitli hastalıklar. Sosyal medya son zamanlarda Kıbrıs'taki bilim adamlarının SARS-CoV-2'nin yeni bir hibrit varyantını bulduğunu iddia ettiği haberleriyle canlandı. Deltakron adlı Delta ve Omikron varyantlarının bir kombinasyonu gibi görünüyor. Bununla birlikte diğer uzmanlar bunun gerçekten yeni bir varyant olup olmadığını sorguluyorlar ve bu iddianın laboratuvar testleri sırasındaki kontaminasyondan kaynaklanabileceğini öne sürüyorlar. 7 Ocak'ta Kıbrıs'taki bilim adamları SARS-CoV-2'nin yeni bir varyantını keşfettiklerini bildirdiler. Deltakron adlı varyantın Delta ve Omikron'un bir melezi olduğu söyleniyor. Bilim adamlarına Kıbrıs Üniversitesi'nde biyolojik bilimler profesörü olan Dr. Leontios Kostrikis başkanlık ediyor. Dr. Kostrikis, varyantın omikron özelliklerinde ama delta benzeri bir genoma sahip olduğunu bildirdi. Ekip, deltakronun 25 kişide tespit edildiğini belirtti. Laboratuvar kontaminasyonu iddiaları doğru mu? Deltakronun tanımlanması geniş bir haber kapsamına ve sosyal medyada çok fazla tartışmaya yol açtı. Ancak uzmanlar bulguları sorguladı. Birleşik Krallık'taki Wellcome Sanger Enstitüsü'nde COVID-19 genomik girişim direktörü Dr. Jeffrey Barrett, bulguların bir laboratuvar hatasından kaynaklandığını inanıyor. Bu neredeyse kesinlikle Delta ve Omikron soylarının bir biyolojik rekombinantı değil diyor. İngiltere'deki Imperial College London'da virolog olan Dr. Tom Peacock da birkaç büyük medya kuruluşu tarafından bildirilen Kıbrıslı Deltakron dizilerinin oldukça açık bir şekilde kontaminasyon gibi göründüğünü söyleyerek bulguları reddetti. Evrimsel kanıtlar onların yorumlarını destekliyor gibi görünüyor. Birkaç uzman, Deltakron gerçekten yeni bir rekombinant varyant olsaydı örneklerin SARS-CoV-2'nin filogenetik ağacının aynı dalında kümeleneceğini belirtti. Bununla birlikte Deltakron, uzmanların kesin bir kontaminasyon işareti olduğunu söylediği birkaç dalda rastgele ortaya çıkıyor. Ancak Dr. Kostrikis de kendi bulgularını savundu. Hastanede yatan hastalarda Deltakron enfeksiyon oranlarının hastaneye yatırılmayan kişilere göre daha yüksek olması nedeniyle kontaminasyon hipotezinin daha az olası olduğunu iddia etti. Ek olarak Deltakron olarak tanımlanan numunelerin birden fazla ülkede çoklu sıralama prosedürlerinde işlendiğini ve laboratuvar hatası olasılığını azalttığını kaydetti. Daha fazla veriye ihtiyaç var. Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde enfeksiyon hastalıkları profesörü olan Dr. William Schaffner, Deltakron, COVID bilim camiasında büyük ilgi gördü. Gerçekten de Delta ve Omikron virüslerinin bir kombinasyonu sonucu ortaya çıkan yeni bir varyant olup olmadığı, bir insanda eş zamanlı enfeksiyondan mı yoksa bir laboratuvar kazası nedeniyle mi ortaya çıktığı hala belirsizliğini koruyor. Bunu çözmek için Kıbrıs'ta daha fazla yerel epidemiyolojik araştırma yapılması gerekmektedir, dedi. Washington'daki tüm grip virüslerinden ve COVID-19'a neden olan koronavirüsten verilerin hızlı paylaşımını destekleyen bir veri tabanı olan GIASIT girişiminden bir yetkili olan Cheryl Bennett, verileri zamanında üretmek için önemli bir zaman baskısı altında kalan laboratuvar tarafından henüz kullanılma sunulan veriler üzerinde sonuçlara varmak herhangi bir salgında yardımcı olmaz, dedi. Dr. Kostrikis, Nature'a kendisinin ve ekibinin verilerini akran incelemesi için göndermeyi planladıklarını belirterek, dünya çapında önde gelen bilim insanlarının iddia edilen yeni bir varyantın ortaya çıkmasıyla ilgili son duyuruları hakkında ifade ettikleri tüm önemli görüşleri araştırma sürecinde olduklarını ifade etti. Alimila, sağlığınızın hizmetinde.